Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurma hazırlığı içinde olduğu belirtilen Ali Babacan'la yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, Babacan'ın kendisine partiye karşı aidiyet duygularını kaybettiği gerekçesiyle istifa edeceğini söylediğini aktardı. Dedim ki bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiniz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz. Malum ben sana partide danışmanlık teklif ettim kabul etmedin. Daha ileri gidiyorum. Özbekistan Başkanı benden orada da devletin yapılanmasında eleman istedi Ali Bey'i teklif ettim. Kendisine de söyledim. Maalesef oraya da evet demedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan'a parti kurmada fazla geç kalmayın dediğini de aktardı. Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim. Yolunuz yolunuzdur eyvallah. Ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz dedim. Şunu da söyledim. Fazla da geç kalmayın dedim. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Erdoğan isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sitemde bulundu. Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber yola çıkarken her şeyi güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasıyla ilgili de ilk kez konuştu. Merkez Bankası'nın ekonominin finans ayağının en önemli kilidi olduğunu belirtti. Sayın Merkez Bankası Başkanının kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Buna artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu. En önemlisi piyasalara güven vermedi piyasalarla iletişimi iyi değildi. Hazine ve Maliye Bakanım olmak üzere arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve burada bir değişikliğe gitmenin faydalı olacağına inandık.